Merhaba. Bu videoda fiyat hareketinin eğiliminin hangi yönü olduğunu veya hangi güçte olduğunu anlamak için en temel bilmemiz gereken konu yani mumları anlatacağım. İlk önce candlestick'ten başlayacağım yani mum çubuklarından. Yeşil mum gördüğümüzde bunun uzuvlarının ne anlama geldiğini ilk önce anlatayım. Fiyatın açıldığı yer olan open yani bu taraf mumun ilk aldığı fiyattır. Burada açılıyor. Close dediğimiz yukarıdaki kısım ise fiyatın kapanıp diğer muma geçtiği kısımdır. Yükselen mumda aşağıdan açılır, yukarıdan kapanır. High dediğimiz yüksek değer olan kısım fiyatın en yüksek çıktığı değerdir bu zaman aralığında ama Tekrardan aşağı düştüğünde bu fitil yardımında görebiliyoruz. Çünkü kapanış bu seviyede gerçekleşmiş. En düşük değerimiz de low değeridir ve tekrar şunu görebiliriz. Fiyat aşağı doğru inmiş ama tekrardan yukarı çıkmış. Düşüş mumunda da aynı durum söz konusu ama tam tersi şekilde. Fiyat yukarıdan açılıyor önceki mumdan alınarak. Aşağı doğru iniyor. Open kısmından aşağı indiğinde close kısmında kapanıyor. Yukarıdan açılıp aşağıdan kapanıyor. En düşük ulaştığı değer daha aşağıda bıraktı. Fitilin ucu en yüksek değer de high kısmı. yani yani bu fitilin en yukarıdaki kısmı mumları yeşil ve kırmızı diye gösterebilirken mavi turuncu beyaz siyah şeklinde de değerlendirebiliriz. Bu bizim göz zevkimize veya kişisel tercihimize kalıyor. Upper shadow yukarıdaki fitilin aslında mumun oraya gidip geri geldiği zamanki bıraktığı gölge yani shadow gölge demek. Upper shadow üst taraftaki gölge, lower shadow da aşağıdaki fitiller yani fiyatın aşağı inip yukarı çıktığı ama mumun buralarda kapanış yapmadığı taraflar lower shadow olarak gözümüze çarpıyor. Burada mumun hareketiyle birlikte nasıl yorum yapmamız gerektiğini göstereceğim. Şöyle bir mum var elimizde. Fiyatımız yukarıda açılmış, aşağıda kapanmış. Bu fitil çok aşağılara inip tekrar yukarı çıkmış. Yani bu ne demek? Burada açıldık. Aşağı doğru indik. Bir satış baskısı var. Ayılar saldırıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama boğaların tekrar tutunmasıyla birlikte yani alım yönünde baskı olarak yukarı tekrar çıkıyor. Yani buluş bir mumdur bu. Hemen yana geçtiğimizde yine bir kırmızı mum var. Fiyat açılıyor. Aşağıda kapanıyor. Ama yukarı doğru gidiyor. Bayağı yukarı gittikten sonra tekrar aşağı çekiliyor fiyat. Yani burada çok büyük bir fiyat farklılığı var. En sonda yapılan hareket ayıların kazandığı bir hareket. Yani burada ne görüyoruz? Bearish bir mum görüyoruz. Yani düşüş yönlü bir mum var satıcılar alıcılardan daha fazla demek ve daha güçlü demek. Hemen yana geçtiğimizde yükselişte kapanan mum var. Fiyat bu aşağıda açıldı. Çünkü yeşil mumlarda aşağıda açılıyordu, yukarıda kapanıyordu. Aşağıda açıldı. Fiyatımız yükseliyor. Sonra çok büyük bir satış baskısı geliyor ve aşağı doğru uzun bir iğne bırakıyor. Bu iğneden sonra fiyat toparlanıyor ve tekrardan yukarıda kapanıyor. Yani yükseliş yönlü, bullish yönlü bir senaryo var burada. Çünkü satıcılardan ziyade alıcılar daha güçlü olduğu için fiyatı tekrardan yukarı çekmeyi başarıyorlar. Hemen sağ taraftaki son mumda ise fiyat açılıyor ve yukarıda kapatıyor. Fakat nasıl gerçekleşiyor bu olay? Yukarı doğru çok büyük bir iğne geliyor. Yani yukarı doğru alıcılar toplanıyor. Fiyatı yukarı çekiyorlar ve tekrardan satıcılar devreye girip düşüş yönlü bir mum bırakıyorlar. Çünkü bu mum alıcılardan ziyade satıcıların daha güçlü olduğunu gösteriyor. Fiyat ne kadar yukarı çıkarsa çıksın satıcıların gücüyle tekrar fiyat aşağı iniyor. Yani bu az önce gösterdiğimiz upper shadow var diye gölgemiz bayağı bir büyük oluyor. Ondan dolayı bu düşüş yönlü sinyal gösteriyor bize. Şimdi bu iki mumu anlatacağım size. Burada gördüğünüz üzere iki mumda da shadow bölgeler yok. Upper shadow'da, lower shadow'da yok. Şimdi buraya baktığımızda ne görüyoruz? Fiyat yukarıda açılıyor. En aşağı iniyor ve burada kapanıyor. Yani hiç arada yukarıda gidemiyor ve tam aşağı indiği yerde de fiyatı tutmayı başarıyorlar. Yani bu extremely strong selling pressure. Yani burada diyor ki aşırı güçlü satış baskısı var diyor. Mum size aslında konuşuyor bu hareketleriyle. Yan tarafa geçtiğimizde fiyat aşağıdan açılıyor, daha fazla aşağı inmeden yukarı çıkıyor ve yani aşağıda bir shadow yok. Yukarı doğru gidiyor. Ulaştığı zirvesinde fiyat kapanıyor. Yani burada aşırı güçlü alış baskısı var demektir. Şimdi burada en son olarak bar chart'ları göstereceğim. Yani çubuk grafikler. Bazı insanlar da bunu kullanıyor. En azından sizin bilginiz olsun diye anlatayım dedim. Fakat ben kullanmıyorum. Fiyat burada açıldığı için sol tarafına baktığımızda aşağıda bir çizgi görüyorsunuz. Low open'dan açılıyor yani düşük açılış yapıyor. Yukarı çıkıyor high close'dan kapanıyor. Yani bu mum sol tarafından açılış tarafını görüyoruz. Aşağıda açılmış ve sağ tarafta kapanış kısmını görüyoruz. Aşağıdan açılıp yukarıdan kapandığını gördüğümüz için aslında bu bir bullish çubuk oluyor. Yan tarafa geçtiğimizde de aynı durum söz konusu. Bu sefer bakıyoruz. Sol tarafta açılışa bakıyoruz. Sol tarafta açılış yukarıdan gelmiş. Yani high open olmuş. Yukarıdan açılmış. Aşağıda kapanmış. Low close olmuş. Yani burada bearish yani düşüş yönlü bir tane çubuk görüyoruz. Mumlar ve çubuklarla ilgili diyeceklerim bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.